ki. Ha bu arada e, sanırım bunu başka yerde duyamazsınız. Ben dün işte Mehmet Baransu neden tahliye edildi, neden tahliye kararı çıktı, yarın dördüncü güçte anlatacağız diye tweet atınca bana böyle harbiden bayağı yetkin, önemli isimler mesaj attı. Dedi ki ya Hasan bu kadar iddialı tweetler atma. Yani niye açıklıyorsun? Bunu belki de tahliyeden hakim bile bilmiyor. Dedim ki Sadece ve sadece Baran Sufettullah'ın en büyük aparatı FETÖ'cü işte şöyle böyle diye bakanlar ve kenarda bir şey diyemeyenler böyle eski taraf ekibi falan olursanız bu olayı çözemezsiniz ya da anlayamazsınız ne olduğunu. Bir zahmet bir zahmet ya çok zor bir şey değil ya açın davanın dosyasının hani neyle ilgili olduğu bu adam neden yargılanıyor? Ve yargılandığı şeyde neden e, tahliye kararı almış? Okuyun. Ondan sonra o nedeni bir bakın bakalım. Acaba neden suçlu buldurmamış devletimiz bu adamı? Bu adam suçlu. Kamu vicdanında suçlu. Mustafa Deniz senin vicdanında da suçlu. Benim vicdanımda da suçlu bu adam. Ama mahkemece niye suçlu değil? Bakalım. O da TV demiş ki mahkemeden şaşırtan karar. Balyoz kumpası davasından 13 yıl ceza alan FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun aldığı ceza bozuldu ve tahliye kararı verildi. Evet. Şimdi ben baktım. Görünce ben de şaşırdım ya. Mehmet Baransu çıkacaksa Fethullah Gülen de gelsin iki yıl yatsın çıksın o zaman. Üç ayrı suçtan yargılanıyor. Evet bu. iki davası başka Evet. bu dava en, en büyük davayı. Var. Milli Güvenlik Kurulu belgeleri evet. ve ona karşı vatana karşı belge haber vesaire evet. yazı bu, bu var. bu da aslında. O... Balyoz meselesiyle birlikte zaten evet. üç. Aslında avukatın yaptığı açıklamaya baktım. Mehmet Baransu aslında <laughs> Balyoz'dan yargılanmıyor. Balyoz davası içine de yedirilen yani Balyoz davası içine de giren aynı zamanda senin az önce söylediğin mitz, gibi devletin mitz, gizli mitz. belgelerini evet. ifşa etmek suçunun içine de giren bir e, meseleden yargılanıyor. O da şu. Egemen Harekat Planı'nın sızdırılması ve ifşası. Egemen Harekat Planı. Nedir Egemen Egemen Harekat Planı? Kozmik odadan FETÖ'cüler tarafından ele geçirilmiş bir Yunanistan'a olası harekat planıdır. Bu plan saldırı planı olduğu için devletimizin böyle bir planı sahiplenmesi söz konusu olan. <laughs> Bu da Milli Güvenlik Kurulu ve belgeleri gizliliği evet, olarak geçiyor. Ama şöyle, e egemen harekat planı yok değil. Her devletin Vardı, her, ülkenin her türlü her, her riske, riske karşı... Tabii canım. Harekat planı da savunma planı da vardır ki, Tabii ki üstün bir harekat planı olsun. Yeni oluşum aslında. rotasına kadar yani gidecekleri rotaya kadar. AK Parti döneminin en büyük ihanetlerinden, bak üstüne basarak söylüyorum, ihanetlerinden biri olan Kozmik Oda'nın açılmasından sonra Mehmet Baransu gibi adamları, FETÖ'cüler, Türkiye'nin çok mahrem bilgilerini verdi, gazetelerinde yayınlattı. Egemen harekat planı da bunlardan biriydi. Ama bizim devletimiz şu anda egemen harekat planı veya başka bir plan ifşa olmuş herhangi bir savaş planını kabul etmek durumunda olamaz. Olmamalı. Sebebi şu Mustafa Deniz. Yunanistan ne diyecek? Dünya ne diyecek değil mi? Ya gazetede çıkmış yalan kardeşim zaten bu adam terörist. Devlet böyle demek zorunda. E devlet böyle böyle devletimizin böyle diyebilmesi için yargının nasıl bir karar vermesi lazım? Yargı derse ki Mehmet Baransu Egemen Harekat Planı'nı sızdırdın sana müebbet hapis. O zaman Egemen Harekat Planı gerçek olmuş. Şimdi haber alabiliyor muyuz? Yok Wikileaks alamıyoruz. belgelerini sızdıran yıllarca İngiltere'de Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşadı. Aynen öyle. Son cümle şunu ekleyeyim. E, Mehmet Baransu'nun bu arada Egemen Harekat ifşa etmesi, etmemesi, yatması, çıkması benim açımdan önemli değil. Benim açımdan yatması yatması değil. En ağır ceza neyse o cezaya çarptırılması lazım. Benim vicdanımda ve inanıyorum ki kamu vicdanında. Ee, şu anda neden içeride yatıyor? GDO'lu pirinç davasından içeride yatıyor. Oradan hüküm giymiş. GDO'lu pirinç davası. <laughs> Mustafa Deniz bu adamlar öyle böyle ihanetler etmedi. Bu davada bile <laughs> ihanet ettiler. Hani bırak ben hep samimi Egemen derim. harekat planını, balyozu, ergene konu. pirinçten ülkeye ihanet ettiler bu adamlar. Ben hep hep samimiyet derim. Yani ee, Assange örneğini o yüzden verdim. 11 Eylül olayları, Wikileaks belgeleri meselesi. Ee, yani adam büyük elçilikte yaşadı bildiğin ufacık bir yerde. Çıktığında infaz edilecekti direkt. Ve neyse e, yargısal ve hukuki baskılarla birlikte böyle devlet baskısıyla birlikte e, onu aldılar. Ve ses soluk yok. E, ne yapıyor, nerededir kimse de bilmez ki muhtemelen çok iyi bir şekilde konuşturmuş infaz etmişlerdir. Şimdi... Bizde samimiyet hani bu iş nasıl biliyor musun? Balık baştan kokuyor kardeşim. Yani kuyruğuna gelmeye gerek yok. Kuyruğuyla uğraşmayalım. İhanet, ticaret, ibadet. Değil mi? Bir yapılanma. Kozmik oda meselesi. Yani o kozmik oda namusudur, devletin namusu ya. O oda açılmaz. Olmaz. Orada her türlü harekat planların var senin. Olağanüstü dönemlerde yöneticileri hangi güzergahtan götürürsün? Hangi yolu kullanırsın? Olağanüstü gizli kalması gereken isimlerin listesi vardır orada. Olağanüstü yurt dışı bağlantılı isimlerin listesi vardır orada. Yani bir devletin namusudur orası. Çok ciddi bir şekilde muhafaza edilmesi gereken yerdir orası. Kimin hangi konakta kalacağı, kimin hangi evde kalacağı, kimin nereden toplanıp nereye götürüleceği. Yani bu belgeleri ele geçirmek demek anında bir müdahaleyle mesela örnek veriyorum bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir meclis başkanı, bir bakan ya da bir istihbarat daire başkanı her kim olursa olsun hangi güzergahtan gidecek? Şoförü kim? Nereye götürecek? Nereye oturtacak? Ya bu bilgileri elde etmek ya bir devleti olağanüstü şartlarda milli güvenlik sorunları kapsamında her türlü bertaraf edebilme gücünü verir. Yani e, operasyon, suikast, Bombalı eylem, her şeyi. E şimdi bu bir kere bu namus, özür diliyorum bu cümleyi de kurduğum için beni affetsin herkes. Maalesef o oda açıldı. Şimdi, oda açıldı ama odadan önce çıkarılan şeyler oldu. Şimdi bak şey diyorum, o yüzden hani balık baştan kokuyor. İhanet, ticaret, ibadet. Ne GDO'lu pirinci ya. Devlet eliyle zaten tohum meselesi İsrail'e verilmedi mi Allah aşkına ya. Anadolu'daki çiftçilerken bir sonraki yıl ekecekleri tohumları kendileri hazırlayabilirlerken, siz hazırlayamazsınız, değirmenler kapandı, arkasından denildi ki tohumlar dışarıdan gelecek. Kimden gelecek? İ İsrail'den gelecek. Oktar, babuna için toplanan kanlar yurt dışından, e, işte ilik e, kanseri meselesi üzerinden dünya kadar kan toplandı. 100 binin üzerinde ünite kan toplandı, İsrail'e gitti. Ne oldu? Üzerinde güzelce bir analiz çalışma yapıldı kardeşim. Ya ben İsrail'in tohumu, İsrail'in ürettiği bir şeyi nasıl tüketebilirim ya? Eskisi gibi savaşlar yeniden Rusya ile hortladı. Şimdi farklı arkadaş bak şimdi kısırlık oranı artmış durumda. Çocuk sahibi olamama gibi bir problem var toplumda. Şimdi baktığın zaman ya ölen bir ceset iki günde çürürken aylardır çürümüyor. Ne kadar böyle GDO'lu bir hale getirilmiş toplum. Şimdi o meseleyi geçelim o hikaye. Diğer taraftan ben şaşırmıyorum bunlara. Ben şaşırmam. Fethullah Gülen orada rahat bir şekilde e, yaşıyorken, bir başkaları rahat bir şekilde yaşayabiliyorken, Fetta Tamince gibi isimler içeriden çıkabiliyorken, iddialar arasında FETÖ'cü olup da şu an hala görevde olduğu söylenen isimler varken, e şimdi arkadaş ben neye şaşırayım ben üzülürüm sadece. Tırnak içerisinde çuval içerisine konulup da, Hayatından olan, işinden, ekmeğinden, çevresinden, yuvasından, geleceğinden, mesleğinden, kariyerinden, emeğinden olan, mağduriyet yaşayan KHK mağdurlarına yanarım ben. Ve şimdi çok enteresan bir şey. Ben şaşırmam Baransu meselesi. Bunlara şaşırmam kardeşim. Yani gözünün üstünde kaş var hükmüyle de cezaevinde duruyor olabilir yani. Enteresan.